Doktor programından herkese iyi akşamlar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bu akşamki konuğumuz Doçent Doktor Başar Sarıkaya. Kendisi girişimsel radyoloji, nöro radyoloji. Doğru mu söyledim hocam? Evet. Uygulamalarıyla evet. İlgili programımız uzmanı, radyoloji uzmanı ama nöro radyolojide, girişimsel radyolojide uzmanlaşmış ayrıyetten. Uzmanlık üstüne uzmanlık. Biraz uzun bir süreç efendim. Çok değerli bir konumuz. Program öncesinde kendisiyle böyle bir çalışmalarla ilgili küçük bir sohbetimiz oldu. Ben hakikaten o lezzetli sohbeti 25 dakika böyle ağzım açık, kulağım açık dinledim. Çok keyif aldım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok keyif alıyorum. Yani böyle ben tıbbın bilim kısmıyla çok ilgiliyim. Yani doktorluk yapmayı seviyorum ama bilim kısmını çok daha fazla seviyorum. Böyle işin bilimsel macerasını, gelişme sürecini, o gelişim kademelerini, ilk tedavi uygulamalarını, anestezi nasıl başlamış, nasıl gitmiş, neler yapılmış gibi şeyleri dinlemeyi çok seviyorum. Bunları biz genelde belgesellerden izliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ben canlı dinledim. televizyon programı yapmaktaki bir numaralı mükafatım bu. Hocam tekrar ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Girişimsel radyoloji. Evet. Radyoloji nedir? Girişimsel radyoloji nedir? Yavaş yavaş başlayalım hocam. Buyurun. Evet. Aslında izleyicilerimiz hani radyolojiye çok yabancı değillerdir. Evet. Yani bir şekilde hastaneye yolları düştüğünde hasta olarak ya da hasta yakın olarak mutlaka radyoloji bölümlerine uğrarlar. Radyoloji bölümleri hastanelerin görüntüleme birimleridir. İşte akciğer grafisi olabilir, bir batın ultrason olabilir, bir diz eklem MR olabilir. Bütün bunlar radyoloji bölümlerinde yapılır. Ancak hani girişimsel radyoloji dediğimizde aslında biz neyi kastediyoruz? İşte bu yöntemleri kullanarak, görüntüleme yöntemlerini kullanarak ki bunların önemli bir kısmı aslında anjiyo cihaz dediğimiz X ışını kullanan cihazlar. Onları kullanarak, işte ultrasonografi cihazlarını kullanarak, yeri geldiğinde tomografi ve hatta MR cihazını kullanarak hekimin bizzat yani radyoloji uzmanının, girişimsel radyoloji uzmanının bizzat hasta üzerinde tanı ve tedavi yönelik yaptığı işlemleri kastediyorum. Siz işlem de yapıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda tanı teşhis yapıyorsunuz, o anda işlem de yapabiliyorsunuz. Aynen ya da öyle. Daha önceden. Aynen öyle. Aynen o kararı yani, yapıyor musunuz hocam? Yani o anda yaptınız mı oluyor, önceden tasarladınız mı oluyor? Nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim, ikisi de oluyor. Yani bazen planımızı önceden yapıyoruz. Hasta bize geliyor, bize başvuruyor. İşte örnek olarak hastanın miyomları olabilir, embolizasyon yapılması. Miyom dediğimiz rahimdeki kitleler değil mi? Evet, evet. Rahimde iyi huylu, rahimin kas dokusundan kaynaklanan kitleler. Şikayet olanlar bilirler, kanama sebebi. Evet, evet. Kanama sebebi olabilir, gebe kalmada problemler yaratabilir. Hani böyle bir hasta başvurduğunda mesela tıbbi planımızı önceden yapıyoruz. Evet. Ama bazen örnek olarak işte bir felç geçiren bir hasta bize başvuruyor olabilir. Tabii felcin hangi damarını tuttuğunu biz o an tanıya ulaşamayabiliriz. İşte anjiyo sırasında hem onu gerçekleştirir ya da bu bir bacak damar tıkanıklığı olabilir. Bacak damarının tam hangi damarı ya da hangi damarları tıkanmış ya da daralmış bunu net olarak ortaya koyamamış olabiliriz. Anjiyo ile bunu ortaya koyduktan sonra bir adım ileriye gidip tedavisini de üstlenebiliyoruz. Evet. Ya şimdi sevgili izleyicilerimiz, şimdi tıp bilimini birazcık bilebiliyor olduğunuz zaman olay çok farklı bir boyutta dinliyorsunuz. Yani o konuştuğumuz cümlelerin bende uyandırdığı merakı anlatmaya çalışıyorum, beceremiyorum da öyle söyleyeyim. Estağfurullah. Hocam şöyle bir şey, şimdi radyoloji dediğiniz şey tıptan sonra geliyor. Alıyorsunuz değil mi radyoloji eğitimi? Evet. Evet. Önce tıp liseyi bitiriyorsunuz. Aynen, tıp fakültesini kazanıyorsunuz. Aynen. 6 seneyi bitirdikten sonra bir daha bir sınava girip biliyorsunuz sen tıp bir daha tıp uzmanlığı meşhur. Radyoloji kazanıyorsunuz. Sınavı. Ondan sonra bir daha bir sınava giriyorsunuz. Ondan sonra şöyle söyleyeyim, üst ihtisaslar için aslında Türkiye'de şu an bir sınav yok. Evet. Hani bunların eğitimini vermeye çalışan üniversiteler var. Hani bu tip işlemlerin yoğun yapıldığı merkezlerde aslında bazı asistan arkadaşlarımız uzmanlıklarını aldıktan sonra devam edip de bunları yani alaylı bir şekilde öğrenerek. Evet. Evet. Tabii bunun hani bir üst ihtisas ya da bir yan da olarak eğitimi Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Evet. Hani ben de kişisel olarak biraz onu kafaya koyduğum için yıllar önce gittim. Bu her iki branşta da ihtisas almaya gayret sarf ettim. Ülkemizde de ama sevindirici haber bunun artık diploması yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Tabii bu şekillendikten sonra da hangi üniversiteler, hangi merkezler bunu sağlayabilecek? Yavaş yavaş onlar açık. Şimdi hocam programdan önce bu bölümü seçmenizle ilgili küçük bir hikayeniz var. Bunu paylaşır mısınız bizimle yoksa saklayalım bunu? Yok, memnuniyetle. Buyurun. Ben hani birkaç yerde daha paylaşmıştım. Yani küçücük bir çocukken ben. Evet. Tabii o zamanlar işte Anadolu'nun bir kasabasında yaşıyoruz. Anneannem ve dedemle beraber hani annem babam çalıştığı için onlara bakıyorlar bana. Bir gün hani sabah erken kalktığımızda dedem lavaboya kullanmak için giriyor ve bir türlü oradan çıkamıyor. Sonra bir bakıyoruz. Kaç yaşında dediniz o zaman? O zaman 63 yaşındaydı. 63, tamam.
Bir baktığımızda yerde yatıyor, konuşamıyor ve bir tarafını oynatamıyor. Vücudunun sağ yarısını hareket ettirme kabiliyetini kaybetmiş. Tabii o zamanlar işte bugünkü sahip olduğumuz imkanlar yok, MR yok, tomografi yok ama bir şekilde yine doktorların çabası var. Tabii tam ne olduğunu da aslında anlayamıyoruz ama bir şekilde felci geriliyor zaman içinde, fonksiyonlarını kazanıyor ama konuşma fonksiyonunu ne yazık ki kazanamıyor ve bu bir yıl kadar böyle devam etti. Bir yılın sonunda da yeniden bir atak geçirdi, yeniden bir felç geçirdi ve ne yazık ki kaybettik. Yani bu beni çok derinden etkilemişti. Ve ben hani eğer tıp fakültesine girebilirsem, doktor olabilirsem mutlaka bu hastalıkla uğraşabileceğim bir bölüm seçmek istemiştim. Tabii hani tıp öğrencisi bunun genelde işte nöroloji ya da nöroşirurji, yani beyin ve sinir hastalıkları veya bunun cerrahisi olduğunu düşünür ama işte o zaman ben radyolojiyle tanıştım. Evet. Üçüncü sınıftaydım. Bir hocamız geldi ve bizi inmeye, yani felç geçiren bir hastaya ilk 6 saat içinde müdahale imkanını ve öyle olduğunda açılabildiğini, felcin oluşturduğu sıkıntıların da giderildiğini, en azından buna bir imkan olduğunu anlatmıştı. Ve o zaman bu hangi branş? İşte gelişimsel nöroradyoloji çok yeni doğuyor o zamanlar, çok yeni branş. İşte ülkemizde birkaç hoca tarafından uygulanıyor ama tabii son yıllarda gittikçe gelişti bu dal. Yani gelişimsel radyolojinin ve nöroradyolojinin aslında kesiştiği nokta diyebiliriz buna. Beyin ve sinir hastalıkları üzerine işte bugün için anevrizmalar, AVM'ler, yani damar yumakları, beyindeki damar baloncukları, buna bağlı kanamalar, bunların tedavisinde ameliyatsız, yani kafatasını açmadan da bunların tedavi şansı artık, evet, var. Şimdi hocam bu görüntüleri ilerleyen programlarda vaktiniz olursa tekrar yapalım hocam. Orada gösterelim. Çok önemli konular. İzleyicilerimiz geçen sezonun son bölümünde hatırlayacaklardır. Nörolojiden de nöroşirurjiden de bu tarz çalışmalardan bahsettik ama şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili izleyicilerimiz. Yani ben doktor olduğum için biraz tebabetin tarafından konuşurum. Kusura bakmayın. Söz konusu şimdi iyi bir doktor programımızın ismi. İyi bir doktor tanıdığınız var mı diye soruyordu izleyicilerimiz. Ben var efendim. Konuk olarak programımıza davet edeceğiz dediğim için bu programın ismi bir doktor. Kaç senede? 6 sene tıp fakültesi, 4 sene nöroloji uzmanlığı yetmiyor. Yani o kadar ustalaştıkça daha böyle nokta atışı yapmak gerekiyor değil mi hocam? Evet. Amerika'da kaç sene geçirdiniz? Amerika'da ben 4 yıl kaldım. 4 yılda 14 yıl. Evet. 14 yıl. Evet. Bu lise sonunda sadece. Evet. Aynen öyle. Tabii bitmiyor. Yani tıpta öğrenme hiçbir zaman bitmiyor. Yani şu anda bile hani ben eve gidip okuyorum. Okumak zorundayım. Devamlı takip etmek zorundayız internetten. İşte yeniliklere öncü olmak durumundayız Türkiye'de. Çünkü radyolojinin, gelişimsel radyolojinin bir de böyle bir misyonu var. Çünkü şu an biliyoruz ki biz aslında anjiyo dediğimiz damar yöntemi işlemini aslında ilk önce radyologlar yapmıştır. Daha sonra kalp üzerine olan anjiyolar kardiyologların bölümüne geçmiştir. Aynı şekilde anevrizmalar, anevrizma tedavileri bugün için pek çok yerde yavaş yavaş nöroşirürjenler, beyin cerrahları tarafından da kapalı yöntemlerle yapılmaya başlandı ve başlanacak, artacak. Yine akut inmeye müdahale, nörologlar tarafından, damar içinden müdahaleler onlar tarafından da yapılmaya başlanacak. Tabii o zaman biz devamlı hep kendimize yeni bir alan, yeni öncelikler araştırıyoruz ve hani o konuları geliştirmeye çalışıyoruz. Bir süre sonra bir bakıyoruz ki diğer branşlarda bizim uyguladığımız yöntemleri bizden almışlar ve uygulamaya başlamışlar, yaygınlaşmış aslında. Evet. Ya şimdi benim aile hekimliği yaptığım için hocam ben böyle SBO hata geçirmiş, belli bir sekerle yaşayan, yani beyin kanaması, beyin felci diyelim, inme geçirmiş ve o şekilde hayatının standartları bozulmuş çok hasta gördüm. Daha evvel evde sağlık biriminde böyle geriatrik hasta grubunu takip ettiğim yerlerde de gördüm. Şimdi bu söylediğiniz şeyin benim gözümdeki değeri çok büyük. Şu anda bizi dinleyen, aynı sıkıntıları yaşayan, ah ben oraya gitseydim acaba bu şekilde olmaz mıydım diye düşünen hastalarımız da vardır. Bu arada arkadaşlar telefon numaramızı hatırlatabilirsek belki bir soru alabiliriz. Çok fazla soru almayacağım ama bir soru alabiliriz hocam. Bu önemli bir konu çünkü. Şunu soruyu soran hastam vardı. Ekonomik durumu da iyiydi hastamızın. Hanımı bana şu soruyu sordu. Hocam dedi ya çok vicdan azabı çekiyorum. Acaba şuraya değil de şuraya getirseydik diye böyle olmaz mıydı? Şimdi o herhalde hani başka şeyler yapılabilir miydi de hani diye soruyor. Şimdi sizinle konuşurken aklıma soru üstüne soru geliyor. Bir tanesi şu, onu kaçırmadan hemen sorayım. Hocam kaç yerde var? Yani İstanbul'dayız biz şimdi mesela. Anadolu'da bilmiyorum nerelerde var. Yani şurada var, burada var, şurada var desek izleyicilerimiz bunu bilse daha iyi olmaz mı? Yani bu girişimsel bir primer uygulama için. İnme için konuşuyoruz. Tabii yani inme için konuşuyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Aslında üniversite hastanelerimizin hepsinde var. Var. Bu.
Ama tabii kendi aralarında hani kendi üniversiteden sorunları, işte SGK'nın sorunları olabiliyor. Tabii bu hizmet 24 saat toplumun tamamına ulaştırılabiliyor mu? Burada şu an sıkıntılarımız var. Yani teorik olarak evet, bu üniversite hastanelerimizde ve bazı özel hastanelerimizde yapılabiliyor ama örnek olarak işte Amerika'daki gibi falanca mahalledeki bir hasta inme geçirdiği zaman hangi merkeze götürüleceği ve ne kadar sonra götürüleceği evet o bellidir ama Türkiye'de öyle bir koordinasyon yok. Biliyorum ki ben Sağlık Bakanlığı bunun üzerine çalışıyor. Muhtemelen hani, gecikme de olsa böyle bir şey olacak. En azından hani yaygınlaşması gerekiyor. Anadolu'nun her köşesine ulaşamayabilir ama en azından büyük şehirlerimizde işte Anadolu yakasında... Onda bile hocam 6 saat dediniz ya. Hani evet. Belki uçak, helikopter, tabii, ambulanslarla gene merkezlere getirilmek... Tabii, aynen öyle, aynen öyle. Yani mutlaka Amerika'da mesela inme üniteleri belirlenmiştir. Hangi şehirde ya da hangi bölgede, hangi hastanenin olacağı ve onların mutlaka helikopter imkanları da vardır. Normal ambulans imkanları da vardır ve öyle bir hasta için bir alarm verildiğinde, yani böyle bir hasta var biz gelmek üzereyiz diye bütün ekip koordine olur zaten. Hastanedeki gerekli üniteler, gerekli bölümler, gerekli hekimler o hastayı beklerler ve en azından hani elbette ki evden hastane kapısına kadar olan süre uzayabilir, değişebilir ama hastane kapısından anjiyo masasına kadar olan süreyi çok kısaltmışlardır. Evet. Bizde ne yazık ki hani 24 saat çalışan ekiplerimiz yok en iyi hastanelerimizde bile. Hocam olacak, tahmin ediyorum olacak. Ben 10 yıllık hekimim, 10 yıllık hekimliğimin süresinde bile çok gelişme olduğunu görüyorum. Hekimlerimiz çok becerikli. Ben Amerika'da çalışan hocalarımız hep aynı soruyu soruyorum, bir kıyas yapmaları için söylüyorum. Ben tabii işin magazin boyutunu biliyorum, gerçekte gözlemleme şansım olmadı. Kıyas yapma şansımız olduğunda hocam, o efsane doğru mudur? Yani Türk hekimlerinin becerisi fena, nasıldır? Şöyle söyleyeyim, ben aslında Amerika'ya gittiğimde tıp eğitimi olarak da, uzmanlık eğitimi olarak da onlardan hiç geri olmadığımı, hatta fazla olduğumu gördüm. Ama tabii eksiğimiz de birincisi üst ihtisas eğitimlerimiz yaygınlaşamadı. Hani burada bir yeterli üretim sayımız olmadığı için. Bu konuda belki bir miktar geriyiz ama asıl problemimiz organizasyon. Yani sağlık ünitelerimizde, hastanelerimizde asıl problem hekim ya da sağlık personelinin kalitesi değil de organizasyon tam sağlanamaması. Evet. Evet, evet. Yani asıl sorunumuz o. Ama onun da hani ben iyiye gittiğini yavaş yavaş düşünüyorum. Evet. İyiye gitmesini arzu ediyoruz. Gidiyordu da, gidiyor da tabii. Ne kadar daha hızlı olursa o kadar zevkli. Evet, evet. Hocam bir şey daha sorayım, ondan sonra geçelim. Çünkü uygulamaları biraz geniş. Ben inme konusunu biraz daha önceledim ama siz öyle başka kapılar açtınız ki diyabete kadar gittik. Şimdi bu diploma, üst ihtisas diplomasında Türkiye'de alamıyor ama siz Amerika'da aldınız geldiniz. Türkiye'de kaç kişi vardır? Söyleyeyim, aslında bu çok güzel bir soru. Evet, başka birkaç bir yere bağlayacağım hocam. Programda daha bana soruldu ve ben aynen şu cevabı verdim, bilmiyorum. Neden? Çünkü 3 farklı hekim grubu var aslında bilim branşında. Birincisi köklü üniversitelerimizde bu işi yıllardır yapan hocalarımız diyelim. Onlar genelde bir alana yoğunlaşmışlardır. Onlar var. Onların sayısı çok fazla değil. İşte 10'dur, 15'tir belki en fazla. Kongrelere gidiyorsunuz hocam. Yani oradan gözlemleme şansınız oluyor. Evet, evet. Benim gibi birkaç arkadaşım daha var. Bir şekilde bunu yurt dışında eğitimini alıp da hani dönmüş arkadaş. Bir de işte alaylı dediğimiz arkadaşlarımız var. Biliyor ama yapmış, uygulamış. Falan. Aynen öyle. Hani bunu işte daha çok hocasının yanındayken izlemiş ya da işte kurslarla kendini tamamlamaya çalışmış. Onların arasında tabii ki çok yetenekli olan arkadaşlarımız var ama tabii çok yeni bir branşta, henüz daha tam tüm normlarıyla oturmamış bir branşta öğrenme eğrisinde henüz tamamlayamamış hekimler biraz bizleri açıkçası sıkıntıya sokuyor. Evet, o maalesef yani tüm meslek gruplarında hani birazcık böyle işin içine girmeye çabalarken bir sıkıntı olabilir. Çünkü standartize edemezsiniz eğitimi. Evet. Sonuçta da standartize edemezsiniz. Aynen. Diye düşünüyorum. Şundan dolayı söyledim hocam. Ben hakikaten davet ettiğimiz konuklarımızın bize değerli vakitlerinden ayırdığında çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum. İzleyicilerimize de bunu hissettirmek için çok uğraşıyorum. Hani böyle bir hekimlere karşı bir kırgınlık, bir küskünlük olabilir halkımızda. Bazen ama her zaman değil. Hakikaten hep söylüyorum. Yani lütfen Allah rızası için, Allah aşkına bir popstar, bir futbol yıldızı kadar bir kıymet ve ahemmiyet verin. Gerçekten öyle yani. Hakikaten çok daha uzun yollardan. Belki hani çok daha böyle magazinsel, medyatik olmayabiliyoruz. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani çok daha meslek
hayatında az gayret göstermiş, belki sporcularımızın isimleri sağda solda oluyor ama hekimlerimizin olmuyor, olamıyor. Çünkü o konuma gelmek bize zor, tıpta zor ama tıpta şu anda Başar Hocam'ın bulunduğu yere gelmenin ne kadar zor olduğunu hakikaten tıpçı olmanız lazım, anlamanız lazım. Yok, İnşallah yani. Sizlere de çocuklarınıza nasip eder. Çünkü geldiğiniz noktada yaptığınız iş hocam beyin damarlarına girip beyin damarının tıkanıklığını aşmak inanılmaz bir şey. Evet, aslında hani şu var, hani lütfettiniz hani bir hocam bir şey yaptınız hani aslında ben hep bir noktaya gelmeye çalıştıkça aslında hiçbir şey bilmediğimi ve daha önce çok şey o bile yani düşünüyorum. Hiçbir şey bilmediğinize geldiğinizde aslında çok şey bildiğinizin farkı. Evet. Öyledir yani, bu bilimde hep böyle gidiyor. Biz uzayı keşfettik ama bir baktık ki hiçbir şey bilmiyoruz. Aynen. Bir daha da keşfettik. Hayda dedik bu ne? En son Samanyolu'ndan çıktık. Biraz konu dışına çıkalım efendim. Samanyolu'ndan çıktık. Larnakedia dediğimiz kocaman bir Samanyolu'nun aslında galaksiler kümesinin içinde böyle garip garip isimler koyduk durduk ama bile buluyoruz. Güzel. Hocam kusura bakmayın, bu benim böyle kendi bilimsel eğlencem için konuştuğum cümlelerdi. Şöyle yapalım. Şimdi ben çok fazla sözü uzatmayayım. Konumuz da çok kısıtlı. Vaktiniz de çok kısıtlı. Girişimsel radyoloji ve nöroradyoloji. Şimdi ufak bir örneğine geldik. O stroke'a girdik. Stroke'da hani neler yapılabildiğini. Şimdi bir o noktayı bir hastalarımızın nokta atışı yaparak gidelim. Şimdi kendisini kötü hissetti. Yani genelde insanlar beyin felcin az önce anlattığınız dedenizin öyküsündeki gibi. Evet. Çok da genç yaşta vefat etmiş. Evet. Allah rahmet eylesin. Yani radyoloji yani uzmanlığınız ama bir ufak örneklere gidebilir miyiz? Ne yapılabilir? Yani ne yapmalılar? Nereye getirilmeler? Şöyle söyleyeyim. İlk önce tabii bu tip bir felç geçiren hasta ya da beyin damar tıkanıklığı yaşayan hastanın yani öyle tahmin ettikleri fark edin. Yakınları. Hani bunu nasıl anlayabilirler? İlk başta hastanın yüzüne baktığınızda hastanın yüzünde bir asimetri gelişebilir. Evet. Hani bu tabii ki bir yüz facili olabilir, perifer yüz facili olabilir ama en azından hastanın yüzünde bir ani gelişen bir asimetri. Buna özellikle konuşma bozukluğu, işte konuşmada dil sürçmesi falan eşlik ederse, hastanın tam kendini ifade edememeye başlamışsa, kolunda bacağında zaten kuvvet kaybı gelişmesi biraz daha hani hasta yakınları artık onu anlayacaktır ama böyle bir şeyler olduysa, görme problemi olduysa, çünkü bazen hani her görme problemi evet gözle ilişkili olabilir ama onun bir kısmı beynin görme merkezinin fonksiyonu kaybetmesine de bağlı olabilir ve hasta gözler perde indi diye bunu ifade edebiliyor değil mi? Bunu ifade edemiyor. Evet, ama bazen çok yaygınsa ifade edemeyebilir. Tabii onu o zaman ancak belki muayenede anlaşılır ama bu şekilde ya da en uç şey nedir? Hasta bilincini kaybeder. Yere düşmüştür, bayılmıştır ya da sabah gittiğinde hasta yatağından kalkamıyordur. Bu şekilde de olabiliyor. Hatta ARES dediğimiz yani artık solunum ve dolaşım fonksiyonlarını kaybederek de gelebiliyor. Tabii hani o durumda zaten yapılması gereken şey mutlaka acile ulaştırmak. Evet. Yani onun her sonuçta hayatını kurtarmak. Aynen öyle biliyor ama ondan önce felcin o işte küçük bulguları var ya, o işte asimetri, evet o işte dil sürçmesi, kolda bacakta kuvvet kaybı gibi hafif şeyler görmeye başladığımızda bu küçük belirtiler olabilir. İleride daha büyük bir yakın zamanda gelecek olan bir felcin habercisi olabilir. O yüzden mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak lazım. Tabii bu sağlık kuruluşunun da aktif acili olan nörolojisinin işte nöroradyolojisinin aktif olduğu, gerekirse beyin cerrahi de çünkü bu hastalara müdahil olabiliyor. Büyük merkezler gerekiyor tabii bütün bunlar hocam için. Orada da şöyle bir sorun oluyor. Yani şimdi hasta tabii onu bilemiyor. Yani hangi hastanede ne olduğunu bilemiyor. Ben de o konuda hekim olarak naçizane bir küçük fikrimi de paylaşayım devlet büyüklerimizle. Acil standartları standarttır yani. Evet. Bir hasta acil yazan, kapısında acil yazan kapı yerden içeri girdi mi derdini oh ben buraya kendimi attım demeli yani. Evet. Şu burada şu yok, burada şu var, burada o çok ben hekim olarak sevmiyorum. Evet. Yani haklısınız. Muhakkak bu yapılacaktır, eksiktir. Artık o saatten sonra o teslim ettiği doktorla karar versin. Aynen yani öyle. Sen oraya git. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Tabii şu var, hani bahsettik, hani gelişimsel nöroradyolog olamayabilir. Tabii olamayabilir çünkü çok az adam, parmak sayısı kadar insan. Ama en azından hani bir nöroloji uzmanına ulaşılacaktır o hasta. Ve hani en azından belki damar açılması sağlanmasa bile en azından stroke'un daha ileriye ulaşması engellenir ya da hasta o noktada stabilize edilir ve bunu yapan bir merkeze yönlendirilir. Dolayısıyla hani hasta yakınlarının özellikle risk faktörü bulunan hastalarda, yani nedir bu? İşte belli bir yaşın üzerinde yakını olan, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi yakınmaları bulunan, kalp rahatsızlığı bulunan, mesela kapakçık hastalığı olan gibi hastaların yakınlarının özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü her an yaşanabilir bu. Evet. Sizin dedeniz de tabii çocuktunuz, hatırlamıyorsunuz belki. Evet. Herhangi bir rahatsızlık var mıydı öncesinde? Şöyle hipertansiyonu vardı. Tansiyon hastası. Evet. Benim gözlemim genelde tansiyon, hipertansiyon. Bir de ilaç kullanmayı inatçı kişilerde gibi düşünüyorum. Evet. Yanılıyor muyum?
Bir de o yıllarda, yani sonuçta buradan 30 küsur yıl öncekinden dönemden bahsediyoruz. Bu kadar bilinç de yoktu. Tansiyon ilaçları elbette ben hatırladığım kadarıyla kullanırlardı. Hı-hı. Ama tabii bu kadar çeşit de yoktu. O zamanlar tansiyon ilaçlarında tabii bir yan etki ortaya çıktığında bırakılırdı. Evet. Alternatifi yoktu falan. Tabii şu an bir şans belki yani bu kadar fazla ilaç bulunması. Evet. Şundan dolayı söyledim sevgili izleyicilerimiz. Benim kendi gözlemlerim, klinik gözlemlerimi de söylüyorum. Tansiyon ilacıyla inatlaşmayınız. Hani ben şu bitkiyi içerim, şu yaprağı kaynatırım, onun suyundan şu payı görürüm, cevizi suda bekletirim. Yani olabilir, yapabilirsiniz. Ben ona bir şey söylemiyorum. Bize tıp fakültesinde onları öğretmiyorlar ama şunu öğretiyorlar. Tansiyonunuz yükselirse, hocamın anlattığı konulardan bir tanesi başınıza gelme riski artar. Ya da diyabet varsa, memleketin 1/3 diyabet zaten. Hiperlipidemi varsa zaten memleketin büyük kısmı hiperlipidemi. Yani biraz da böyle kafa karıştıran programlar da oluyor. Bazı hocalarımız birazcık da böyle ayrı dalları öne çıkarıyorlar. Yani bu da bir tıbbi yorum ama çok öne çıktı. Yani ana dalların önüne geçti gibi bir şey. Siz gene öyle ciddi ne yaptığını bilen hocalarımızı dinleyin. Kanaat, karar sizin tabii. Hocam, şimdi hasta kendini kötü hissetti. Başına soğuk su dökme kültürü var bizde. Evet. Gözlemliyor musunuz onu? Gözlemliyorum. İşe yarıyor mu peki? Önermiyorum. Evet. Ne yazık ki. İşe yaramıyor değil mi hocam? Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bir diğeri mesela tansiyonu düşürme çabalarıdır. Hı hı. Bunun için hastaya ekstradan tansiyon ilacı verebilirler. Hani o da zararlı aslında. Hani çünkü tansiyonun çok fazla düşmesini istemeyiz o durumda. Çünkü tansiyon düşmesi demek beyinin kan akışının azalması demektir. Bir de bahsettiğiniz gibi o çok oluyor. Özellikle Anadolu'da işte sarımsaklı yoğurt yedirdik hocam. Halbuki o esnada hastanın zaten yutma fonksiyonları da bozulduğu boğulma için. Boğulma ihtimali olsa çünkü. Evet, tam tersine durumu daha kötü hale getiriyoruz. Lütfen herhangi bir müdahalede bulunmadan acil olarak hani hastayı bir sağlık kuruluşuna ulaştırmakta fayda var. Hocam ben biraz geriatri alanına meraklı bir hekimim. Geriatri bakan, yaşlı bakan, bizde geriatri tam oturmadı, oturacak inşallah. Pediatri var ama geriatri dediğimiz yaşlı bölümü. Belli bir yaşın üzerindeki insanlara dikkatle izleyin efendim. Bu ilacı günde kaç tane alıyor bilmiyorum, o alıyor. Kaç tane şey o bilmiyorum, insülin öyle bir şey yok. Geri sizin evinizde kalıyorsa hakikaten ilaçlarını takip edin. Konuşmalarındaki o küçücük farklar, dilindeki pelti, gözdeki seyirme, hocamın anlattığı o az önce o dediğiniz kısımlar. Sizin yapabileceğiniz bu yani. Onun dışında kafasına soğuk bir şey dökmeniz, yedirdikleriniz, verdiğiniz ilaçlar bir an önce hekime getireceksiniz. Evet. Hekimler o arada gerekli değerlendirme yaptıktan sonra hocam şurada bir yer var şuraya gönderelim kısmı artık o hekimlerle diğer hekimler arasındaki mesele. Aynen. Hastanın yapması gereken burada tek şey hocam olayı fark etmek ve acil getirmek. Kaç saatimiz var hocam? 6 saat. Yani artık yavaş yavaş o artıyor. 6-8 saate çıkıyor. Çünkü 6 saat dediğimizde pıhtının içine bir kadeterle yani ince bir plastik borucukla ulaşıp onu eritmekten bahsediyoruz. 8 saate çıktı artık çünkü artık ilaç kullanmadan da o pıhtıyı çekme şansımız var. Yani pıhtıyı çekip boşaltma şansımız nereden var. Nereden gidiyorsunuz hocam oraya? Nasıl ulaşıyorsunuz? Genelde kasıktan. Yani, kasıktan. Normal şey gibi. Normal. Koroner anjiyolu. Koroner anjiyolu gibi. Şah damarı vasıtasıyla tıkalı olan damara ulaşıyoruz. Tabii ilk önce bir anjiyo yapıyoruz durumun vehametini görmek açısından. Daha sonra da vakit kaybetmeden işleme geçiyoruz. Evet. Evet, çok güzel. Bunları göstermemiz de uygun olur. İlerleyen haftalarda bu sözü de vereyim sevgili izleyicilerimiz. Arkadaşlar telefon numarasını hatırlattık mı? Ben ekranda görmedim ama 642-34-24 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış bir numara vermeyeyim. 642-34-24. 0212 alan kodu. İstanbul'dayız efendim. Başar hocam çok kıymetli bir konumuz. Tavsiyem bir soru alabiliriz. Veya iki soru artık bilemiyorum şu anda. 642-34-24 İstanbul'dayız. 0212 alan kodu. Hocam en çok, şimdi Amerika'da çalıştınız 4 sene bu işin üzerinde, Türkiye'de çalıştınız. Burada şimdi özel bir kurumdasınız. Evet. O da ayrı bir gurur verici konu. Yani özel hastanelerin, tabii ki ticari faaliyetler için kurulmuş yapıların giderek eğitim hastanelerine dönmesi. Ben çok gururla izliyorum. Çok güzel de destek faaliyetleri. Evet. Hekimlik konusunda ben özel veya genel fark etmez de benim gözümde. Fakat işletim açısından birazcık daha gelişmiş olabiliyor. Orada da çalıştınız, burada da çalıştınız. En çok hangi vaka geliyor size? Yani stok mu geliyor? Öyle mi gözlemliyorsunuz? Şu anki kurumunda mı? Şu anki uygulamalarınızda. Anladım. Tabii şu an ben daha çok tabii girişimsel radyolojinin aslında iki temel alanı var diyebiliriz. Bir tanesi problem çözücü bir branştır. Yani nedir bu? İşte bir hasta ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrasında midenin kenarında bir apse birikmiştir. İşte o apsenin boşaltılması gerekir ama hasta tekrar ameliyat olması mümkün değildir. İşte o zaman ne yaparız biz? Tomografi kılavuzunda ya da ultrasonografi kılavuzunda bir kateterle o apseye ulaşır ve onu boşaltırız. Ya da kateteri orada bırakırız. Benzer şekilde safra yollarında bir tıkanıklık olabilir. Üriner sistemde tıkanıklık olabilir. Nefrostomi belki hani gerekli olabilir. Böbrek idrarı dışarı almak için. O alanların hepsine giriyor mu hocam? Evet. Yani gönderme kılavuzluğunda ameliyatta alternatif ya da ameliyat olamayacak hastalardaki tüm işlemler
bir şekilde geçmiş radyoloji. Bir cerrahi gibi hocam. Biraz geniş. Hani alan olarak baktığımızda da daha çok işte hani az önce konuştuk ki şimdi sen nöroradyoloji var. Beyin hastalıkları, beynin damarsal hastalıkları daha doğrusu üzerine alanı. Diğer alanı ise iki kısma değerlendirebiliriz. Bir tanesi vasküler girişimsel radyoloji. Yani kalp dışında ve beyin dışında hani kalan tüm damarsal yapıların daki sorunların çözümü gibi. Hocam bir telefonumuz var, onu alalım. Bu konu tabii güzel. Bunu sorudan sonra geri geçelim. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Nereden arıyorsunuz hanımefendi? Bir de buyurun. Bursa'dan arıyorum. Televizyonumuzun sesini kısabilir miyiz? Yayınımıza yansıyor. Daha sağlıklı bir görüşme olsun. Bursa'ya iyi akşamlar diyelim. Epeydir de Bursa'ya gelmedim. Bir yere gelmek niyetindeyim. Buyurun, geçmiş olsun. Teşekkürler. Benim sorum az önceki inmeyle ilgili değil ama yine de hocamın ilgilendiği bir dal. Tansiyonla ilgili. Tansiyon ilaçlarıyla oynamayın dediniz. Evet. Tam öyle demedik aslında da anlatırız onu. Oyun olmaz tansiyon ilacı falan gibi algıladım. Tamam, doğru algımız. Evet, şöyle ki ben tansiyon içmeden hasta değildim ama tansiyon ilacı içtim. 15'e çıkmıştı tansiyonu. Hı hı. 13'e 14'e çıktığı zaman bile benim özellikle küçük 9'a çıktığında beni mahvediyor. Ama 17 18'e çıkıyor. İnsanlar bunu fark etmiyor. Dünya arasında bu değişiyor mu? Ben kuruntu yapıyorum çünkü artık kendi kendime de soruyorum. Tansiyon ilacını içtikten sonra bu hale geldim. Yani beynimde bir beyin daha oluşuyor. Sendeliyorum. Sanki sol ayağımın tabanında bir hafif uyuşma hissediyorum. Fakat ben ilaç içmeden böyle değildim. İlaç mı yapıyor? Ben bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii, yani bu konuda beni aydınlatın. Şöyle yapalım. Kaç yaşındasınız hanımefendi? 52 yaşındasınız. Geçmiş olsun. Ne zamandan beri tansiyon ilacı kullanıyorsunuz? Ne zamandan beri? Ben bir verdiler bana. Bir bıraktırdılar. Bir içtim 10 gün. Yani neredeyse 10 aydır. Ancak 2 aydır düzenli kullanıyorum. Hmm. Plus D ile başlıyor. Tamam, ismini vermeyin. Hayır, şöyle yapalım. Vermiyorum. Tamam. D ile başlıyor. Şeker hastalığınız var mı? Hayır. Kolesterolünüze baktırdınız mı? Yüksekti ama düştü. Kolesterol ilacı kullanıyor musunuz? Kendiliğinden mi? Hayır. Kullanmadınız. Sigara içiyor musunuz? İçiyordum ama onu da bıraktım. Bıraktınız. Yemek yerken tuzlu yer misiniz? Sever misiniz tuzlu? 10 aydır yemiyorum. Yemiyorsunuz. Stres bir şey. İki zeytin yesem yine fırlıyorum. Tamam. Stresli biri misiniz? Efendim? Stresli biri misinizdir? Gergin misinizdir böyle? Hayatı çok ciddiye alır mısınız? Yani. Tamam. Tamam, stresli diyelim, duyarlı diyelim. Şöyle yapalım. Hocam sormak istediğiniz başka bir soru var mı? Konumuzun dışında, onun için ben devraldım. Evet, yok hayır. Yani ben, geçmiş olsun diyorum hastamıza. Tansiyondan dolayı olduğunu... Şöyle yapacağız. Şimdi başka bir sorumuz yoksa biz yayından sorularınıza cevabını vermeye çalışacağız. Kendi branşımızın azıcık kenarından geçiyor. Hocamın da azıcık kenarından geçiyor ama bu konu önemli bir konu. Daha belki programlarımızda biz hipertansiyon konusu ele almıştık. İlaçları da çok önemli. Niye önemsediğimizde programımızın ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Daha 10 ay oldu başladı. Ailenizde var mıydı tansiyon hastası? Annenizde, babanızda? Kız kardeşimde vardı. Kaç yaşında kız kardeşiniz? Hala kız kardeşimde var. Kız kardeşim 38 yaşından 38. beri kullanıyor tamam. da. Tamam. Sadece çok vaktinizi aldım. Estağfurullah. Özür dilerim. Bir soru önemli benim için. Onu sorup kapatayım siz yayında. Tamam olur. Buyurun. Şöyle ki bu ilacı birden tansiyon ilacı keskin bıçak diyorlar. Hemen de kullanamıyorsun, hemen de bırakamıyormuşsun. Azaltarak dozu değil de mesela güne yayarak bir gün için bir gün içeyim diyerek bunu bırakabilir miyim? Şimdi benim 10 yıllık hekimlik tecrübem, 20 yıllık televizyonculuk hayatım demek, onlarca hocam, profesör, bu alandan uzman kişiler, hocam gibi değerli hocalarımız, ilacı hekiminize danışmadan kesinlikle bırakmayınız. Hı-hı. Hekiminize danışarak değiştirilebilir. Onu ekrandan, telefondan sonra söyleyeceğim size, tamam? Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Hocam müsaadenizle ben bir iki cümle söyleyeyim, bu konuyu geçelim. Tabii. Orada seyircimizin sorusuyla ilgili sorayım da. Bir tablo tarif etti size. Biraz ayaklarım böyle sağa basıyor. Beynimin içinde bir beyin var. O hipertansiyonun nasıl söyleyeyim şey midir? Hissettirilmesi midir? Yani tabii ki olabilir. Yani eğer hani malign hipertansiyon dediğimiz boyuttaysa tansiyon yüksekliği
işte baş ağrıları, işte değişik o tip her hastada farklı olabilecek yakınmalar olabilir. Evet. Ancak tabii hastamızın daha çok hani şeyi ilacın yan etkileri olabilir. Evet. Tabii onu da mutlaka kendi hekimiyle tartışması gerekiyor. Doğrudur. Şimdi şöyle sevgili izleyicilerimiz. Bir telefonumuz daha varmış. Bu iki soruyu birlikte bağlayacağız. O zaman şöyle yapalım. Hocamın fazla vakti yok. Bu son soru olsun. Ondan sonra konuyu kapatalım. İki soruyu birlikte vereceğiz cevabını. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Merhaba. Geçmiş olsun. Nereden arıyorsunuz bizi? İstanbul Bahçelievler'den. Bahçelievler'e selamlarımızı iletelim. Televizyonumuz açıksa sesini kısabilir miyiz? Yayına geliyor diye hissediyorum ben. Tamam. Buyurun. Buyurun sizi dinliyoruz. Geçmiş olsun. Sesi kısalım lütfen. Şey yansır. Güzel olmaz görüşme. Tamam. Böyle güzel. Buyurun. Şimdi ben bundan yaklaşık 2014 senesinde bir gözümde bir kayma, işte 3 ve 4 görme ve işte baş ağrısıyla şey yapmadım, ciddiye almadım. Böyle baş ağrısıyla birlikte gözümde bir kayma oldu. Ciddiye almadım. İşte baş ağrısı da geçti, işte ağrı geçti falan aldım. Daha sonra ertesi gün kalktığımda yine aynı şekilde oldu. Ve gözümün daha farklılaştığını görünce görme kaybımın oldu. Ve ertesi gün yani ciddiye almadım bunu. Kalktım, tekrar kalktığımda da suratımın son tarafında bir felç şeklinde bir ilme oldu. Ve tabii bu meyanda da elimde diz kaybından da oluşmuştu. Ben kendim şoförü yapıyordum İstanbul'da. Yani şey yapmadım. Göremedim açıkçası. Yani şey yapamadım. Evet. Tabii doktora acile gittim. Acilde hiçbir tanı koyamadılar bana. Hiçbir tanı yani nedendir diye. İşte bunun bir dinli olduğunu, bunu iki kere geçirdim ama onu beyan edeyim. İki kere geçirdim. Şimdi tansiyonum benim sürekli 14-15'lerde şu anda hala. Bir türlü de inmiyor. Kullanıyorum. Hala elimde de his kaybı var. Nerede his kaybı var ben anladım. Elinizde mi? Evet. Yani elimden düşürüyorum. Bazen o yüzünüzün olduğu tarafta elinizde mi, diğer elinizde mi? Sağ tarafta. Yani yüzünüzün hangi tarafıydı? Yüzümün sol tarafı. Sol tarafı, tamam. Bir doktora gittiniz, acile gittiniz, ondan sonra kontrol için başka bir yere gitmiş miydiniz? Tabii, yani orada yoğun bakımda kaldım. Evet. Birkaç gün. Yani 10 güne yakın falan kaldım. İşte yani şu anda biraz düzeldim ama tam değil. Bir şeyim var, konuşma, tabii pert ettiğim var. Yani hala da... Çok size soru var mı hocam? Tam ne zaman olmuştu bu olay acaba? 2013'ün işte 20. Evet. Yani son aralığın sonlarıydı. Anladım. Yani. Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz efendi? Evet, kullanıyorum. Tansiyon ilacı veya ona benzer başka. Tansiyon ilacı da kullanıyorum. Evet. Tamam. Hocam sorunuz varsa alalım, yoksa ben ekrandan iki sorunu da cevaplayalım. İzleyicilerimiz engelli mi? Yok aslında şey. Tamam. Geçmiş olsun o zaman tekrar. Ben ekrandan bir önceki sorumuzu alacağız. Bursa'daki bayanın sorusunu da tamamlayalım ondan sonra. Tamam. Hocam ben geçmiş olsun. Tansiyon ilacı ile ilgili hocam müsaadenizle bir iki soru söyleyeyim. Ben şu aktif olarak aile hekimliğinde gördüğümüz tablodur bu. Tansiyon ilacının yan etkisi olabilir. İlaç kimyasal bir malzeme sonuçta. Sizi rahatsızlık veriyor da olabilir. Bu tansiyonunuzu yükseltiyor, tepkisi verir mi? Ben onu duymadım. Bilmiyorum, olur mu hocam? Ya tansiyon düşürmek için yapılmış bir kimyasal malzemenin vücudunuzda tansiyon yükseltme tepkisi verir mi? Duymadım. Olup mu? Olabilme ihtimali var. Öyle diyeyim ama muhtemelen değildir. Muhtemelen tansiyonunuzu regüle edemiyordur. Düşüremiyordur. Evet, evet, düşüremiyordur istediğimiz kadar. 12-8 skalası değil mi hocam? 12-8 belki 13-9'a kadar idare ederiz. 12-8'e kadar indiremiyordur. O da size rahatsızlık veriyordur. Ben hocam şöyle diyorum. Onu size de sorarak söyleyeyim. Hala alarm veriyor olması iyi işaret diyorum ben. Bazı insanlar mesela 18'lerde geziyor, 19'larda geziyor, kesinlikle, 12'lerde geziyor. Hasta hiç, o çok bana bir dokunmuyor diyor. Evet. Ona da var gidiyor. Bazen 13-9'a dokunan hasta var. Evet.
Evet. Bu hala vücudun o 13.9'dan rahatsızlık duyması, alarmların iyi. Aynen öyle. Değil mi aynen hocam? Öyle ve en azından bunun tedbiri alınabiliyor. Tedbiri. Aksi takdirde yıllarca o tansiyon devam ettiği zaman işte damarlarda, gözde, gözün küçük atar damarlarında, böbrekte, beyin damarlarında bu sefer hasarlar gelişiyor. O açıdan şöyle söyleyeyim, ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Başaracağım bu programı. Şu. Tansiyon ilacınızı değiştirebilirsiniz. Hekiminize gidiyorsunuz, size bu ilacı veren hekime gidiyorsunuz, hocam böyle böyle oluyor diye anlatıyorsunuz. Belki o ilacı değiştirecek, belki başka ilaç ekleyecek, belki yanında değişiklikler yapacak. O sizin başka tablonuza göre değişir çünkü o kadar kolay değil tansiyon. Takiplerle verilen bir karar. Azaltarak bırakma konusu tansiyonda geçerli değil. O başka ilaçlarda bu konu o konu değil. Hı-hı. Tansiyon ilacınızı düzenli ve devamlı kullanın. Tuzlu yemeyin, sigara içmeyin, stresli olmayın. Tavsiyem budur. Yaşınız çok genç. Hocam ikinci soruyu da sizle beraber tamamlayalım. Ben geri çekiliyorum. Tamamen sözü size bırakıyorum. Evet, çok fazla vaktimiz yok. Girişimsel radyolojinin ana uygulaması, izleyicilerinizin ilgisini çeken konu buydu. Hı-hı. Ama her bir hastalık, her kendi başına çok önemli bir konudur. Hı-hı. Daha ne uygulamalar var? Ben programdan önce dinlemiştim. Şimdi sonunu size bırakabilirim. Evet, teşekkürler. Tabii ameliyatsız alternatif tedavi yöntemleri çok ilgi çekiyor. Özellikle toplumda sık görülen bazı hastalıklarda. Nedir bu? Mesela tiroid modülü. Şimdi tiroid modülü dendiğinde aslında hani sonuçta tiroid bezi içinde yer kaplayan her türlü oluşuma biz iyi huylu ya da kötü huylu nodül diyoruz. Evet. Bu nodüllerin büyük bir kısmı iyi huylu. Yani muazzam derecede bir oran iyi huylu nodüller. Ancak belli bir boyutun üzerine çıktıklarında işte o zaman acaba kötü huylu kanser hücreleri de bu nodüllerde yerleşmiş olabilir mi diyoruz. Evet. Tabii bunu anlamanın tek yolu şu an için ultrason, tomografi, MR gibi yöntemler, yani görüntüleme yöntemleri değil. Mutlaka ultrasonografik kılavuzluğunda nodülün içine girerek bir örnek almak. Ultrasona bakarken içeri giriyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Tabii bu hastaları ürkütmesin, hani tam bir biyopsi gibi değil. Çok hastanın konforunu biz o işlem sırasında sağlıyoruz. Ve öyle bir soru işareti olduğunda da... Biyopsiyle farkın hocam? Şöyle söyleyeyim, biyopside tabii açık biyopsiyi kastediyorduk. Sonuçta bir kesi olması lazım orada. Ve eğer eksizyonel biyopsi dediğimiz biyopsi ise de o bir lenf nodu olabilir ya da bir organın bir parçası olabilir, kesilip çıkartılıyor. Bunda ise ince iğne, tiroidde kullandığımız ince iğne aspirasyon biyopsi dediğimiz yöntem. Hı-hı. Yani bir iğneyle nodülün içine girip ondan hücre çekiyoruz. Hücre çekiyoruz. Evet. Bazlar. Evet, evet. Tabii o esnada genelde patoloji hekimimiz de, hocamız da bizimle beraber oluyor. Ve o aldığımız örneklere canlı olarak bakıyor. Ve yeterlidir, tamam yeterli sayıda hücre aldık dediğinde biz işlemi sonlandırıyoruz. Ve hani bu şekilde o nodülün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet. Evet, nodül diyelim iyi huylu ama çok büyük bir hastaya zarar veriyor. Tabii bu hasta yine ameliyat için bir adaydır. Ameliyat olmayı tabii ki düşünebilir ama... Yani kötü huylu kanser değilse bile orada varlığı onu rahatsız ediyor. Rahatsız ediyordur yani. Hormonal seviyede. Evet, evet, evet. Yani aynen öyle hormona göre düzensizleştiriyordur. Evet. Ya da işte yutkunma problemi, ağrı, gıcıklanma, öksürük gibi şeyler yapabilir. Böyle olduğunda da ameliyat olmak için bir engel durumu varsa da hasta ameliyatı tercih etmiyorsa, aşırı bir anksiyetesi varsa... Biz onda RF ablasyon dediğimiz yöntemi uygulayabiliyoruz. RF ablasyon. Evet, yani evet. Bir iğneyle o nodülün içine girip nodülü yakıyoruz. Tabii nodülü tamamen bu ortadan kaldırmıyor ama zaten bizim oradaki amacımız eğer nodül iyi huyduysa ortadan kaldırmak değil, küçültmek. Yani örnek olarak bir işte erik büyüklüğündeki bir nodül, bir nohut büyüklüğüne indiğinde, hani halkımız anlasın diye böyle örnekler veriyorum. Hastanın zaten yakınmalar ortadan kalkmış şey oluyor. Şey oluyor mu hocam, o hormonal yüksekliği de azaltıyor o mu? O da azalıyor. Kitle azalıyor ama aynı zamanda şey daha evet, çok evet. Yani hormon salgılayan bir yani nodülse... Her gün bir şey öğrenmek mesleğim. Şu anda programdan öğrendim. Çok evet, evet. O bir şeylerden bir tanesi. Evet. Bir diğer hani girişte kısaca bahsettik. Miyom var. Evet. Hocam ondan bahsedelim size. O miyom da önemli bir konu. Evet, evet, evet. Çok evet. Önemli. Yani tabii ki hani miyom varsa rahimde, hani miyom söylediğimiz gibi rahimin iyi huylu, evet. Kas kökenli tümörleri diyelim. Yani tümör değil ama kötü huylu değil bunlar aslında. Tabii eğer tedavisi gerekmeyebilir. Yani çünkü iki kadından birinde var ve herhangi bir şikayete yol açmıyorsa tedavi hiç gerek yok. Ancak, bazen açabiliyor. Evet. Nedir bu işte? Düzensiz adet kanamalar, çok yoğun kanamalar, anemiye gidecek, ağır anemiye gidecek kanserlere yol açacak kadar kanaması evet, oluyor. Evet, olabilir. Çok şiddetli ağrılara yol açabilir. Gebe kalmada problemlere yol açabilir ya da büyüklüğünden dolayı mesaneye basıp idrar problemlerine. O kadar büyüyor ki artık evet, idrar aynen öyle yol açabilir. Tabii böyle bir durumda tedavi yine eğer çıkartılabiliyorsa miyomun çıkartılmasıdır. Ancak bazen rahimde yaygın fazla sayıda miyomlar olur.
ve onları çıkartmak, onları çıkarttıktan sonra cerrahi olarak rahimi toparlayabilmek mümkün olmaz. Tabii böyle bir durumda jinekolog arkadaşlarımız mecburen rahimin alınmasını verirler. Ama gebelik düşünüyorsa. Aynen öyle. Anladım. Bekarsa ya da işte anne olmak istiyorsa, bir çocuğu varsa da ikinci çocuğunu mutlaka yapmak istiyorsa ve hasta rahimini korumak istiyorsa işte o hastalarda alternatif olarak miyom embolizasyonunu biz uyguluyoruz. Yani bu bir rahim anjiyosu aslında. Kasık damarından yine giriyoruz. Rahimi besleyen damarlara her iki taraftan da ulaştıktan sonra miyomu besleyen damarları küçük parçacıklarla tıkıyoruz. Bunun sonucunda miyomlar ölmeye başlarken hemen akabinde rahimin kanlaması ise bozulmuyor. Bunları yapıyorsunuz değil mi hocam? Bunları yapıyoruz. Yani bunlar uzay işini. Evet. Hatta yani, yakın zamanda böyle bir hastamız oldu. 30 yaşında bir bayan hastamız. Kaç yıldır yapılıyor hocam bunlar? Şöyle söyleyeyim. Aslında bu işlem uzun süre. Yani uzun süre derken 10-12 yıldan yani daha... Yani benim okulda duyduğum şeyler değil bunlar. Değildir. Yine uzun süre derken nispeten yani, evet. Diğerlerine göre uzun süreli. Tabii bunun yaygınlaşması yeni oldu. Evet, son birkaç yıl içinde oldu. Güzel. Çünkü literatür bilgimiz artık bizim oldu. Bunun güvenli olduğunu artık biliyoruz. Ve bu şekilde çaresiz hastalara çok ciddi bir opsiyon olduğunu biliyoruz. Tabii müthiş bir şey hocam. Yani evet. Müthiş bir şey. Çünkü rahim almak zorunda kalıyor. Aynen öyle. O 34 yaşında bir bayandan bahsetmiştiniz. Evet. Yani bir yeni evli, gebe kalmak isteyen bir hastamız. Yoğun, yaygın miyomları var. Evet. Ve benim çok hoşuma giden bir yaklaşım oldu. Hastamızı takip eden kadın doğum uzmanı arkadaşımız hastamızı bana yönlendirdi. Sonuçta hasta için en iyi olan kararı o şekilde verebilmek için. Tedavisini uyguladık. Şu an gayet iyi. Tabii miyomlarının küçülmesini bekliyoruz doğal olarak. İşlemimiz çok başarılı geçti. İşlem sonrasında MR'da miyomların kanlanmasının tamamen ortadan kaybolduğunu kanıtladık. Miyomu besleyen kan gitmiyor. Aynen öyle. Ve küçülecek. Evet. Ve ondan sonra da küçülmeye başlıyor miyomlar. İşte bunu genelde 3 ay, 6 ay içinde görüyoruz. Ve ondan sonra da hastamızın rahimi artık gebe kalmaya, gebeliğe müsait hale gelecek diye umuyoruz. Evet. Hocam ben kişisel bir soru sorayım. Diyabetik ayakta hani başta söyledik evet. ya. Evet. Şimdi evet. Diyabetik nöropati geliştiği için veya vasküler patolojiler geliştiği evet. için bazen ne kadar diyetine dikkat ederseniz çok evet. riskli bir şey. Yani diyabetik evet. Şeker hastaları aslında çok farkında olmayabilirler ama ilerleyen yıllarda fark ettiklerinde de çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bu önemli bir konu. Yani başarılı mı oluyor hocam? Denediniz mi? Yani yapılıyor mu? Görülüyor mu? Şöyle söyleyeyim. Aslında hemen hemen tek yol gibi diyebiliriz. Yapacak başka bir şey olmuyor. Diz altındaki damarların, o küçük damarların tıkanıklığında ki diyabet zaten şeker hastalığı oraya gidiyor. Kalp damarcıları müdahale edemiyor muydu oraya? Evet. Yani yukarıya bypass yapma şansları var ama diz altına evet. dışarıdan bir yapay damar ya da vücudun başka bir yerinden damar getirip o küçük damarlara monte etmek çok olmadığı olmuyor. İçin damar içinden ilerlemek gerekiyor. Tabii bizim bir takım yöntemlerimiz var. Bu işte balon anjioplasti dediğimiz balonla o tıkalı damarı genişletme ve yeni bir yöntem tıraşlama. Yani o damar sertliği plaklarını damar içinden tıraşlayarak damarı açmak. Şu an için çok yeni bir yöntem ama daha uzun süreli gittiğini düşünüyoruz. Daha fazla tabii ki bunu daha yaygınlaşmak için bilgiye ihtiyacımız var ama bizim de ilk sonuçta gayet iyi. Onda da nerede? Femoralden mi giriyorsunuz hocam? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Genelde hepsi olabilir. Yani aynı taraftan femoralden aşağı doğru inebiliriz. Karşı taraftan gelip bir U şeklinde dönüp aortadan aşağı inebiliriz. Ya da hastayı ters çevirip popliteal arterden de girebiliriz. Yani her türlü yöntem bazen deniyoruz. Çok yani çok enteresan, çok güzel, çok önemli konular. Her bir başlık da çok önemli. Bu konuyla ilgili şunu da söyleyeyim. Yeni bir yöntemden bizim de çok artık sık sık başvurduğumuz bir de ayak üzerinden giriyoruz artık. Bir de ayaktan. Evet. Bu hani pedal akses dediğimiz yöntem. Ayağın üzerindeki dorsalis pedis biliyorsunuz damarından. O damarlar çok da büyük değil hocam. Yani evet. nasıl bir cihaz onları görmek istiyoruz. Evet. Şöyle söyleyeyim. O damarlara mutlaka ancak ultrason